Siz diyorsunuz ki buraya nasıl geldiğimi ben de bilmiyorum. Sadece tasarlamıştım bunu sormayı. Her şey yolunda gittiğinde gelişemeyen bir organizmayız biz. Benim çok konuşmamın sebebi muhtemelen babamın zamanında beni konuşturmamış olması. Biz dikensiz gül bahçesi istiyoruz. Bize müşkül çıkaran her şey bir davettir. Benimki İlginç. regresyon da eski yaşamlarla ilgili bir Ha, şeyde. hikayeyi değiştirmeye, Tabii yarayı onarmaya tabii. çalışıyorsunuz. Bakınız zihinsel yani muhayyel düşünceyle duyguyla ilgili bir travma yüzeye çıktığında insanı öldürebiliyor. Bütün bunların dışında sizi bulduğum için soruyorum. Çünkü birçok bizim de zaman zaman farklı uzmanlarla konuştuğumuz bir şimdi biz de bir şeyler kodluyoruz ya hani geleceğe. Bizden sonrakilere. Böyle bir hani zaman zaman farklı perspektiflerden konuştuğumuz bir konu var. Sizin mesela yemekle ilgili, yiyecekle ilgili bu İlker Bey'in işaret ediyorsunuz. Çünkü hala aç kalacağını zannediyor. Tabii. O yüzden yiyor. Gerçi bunu yiyecek ve et, at, yat, Her kat şey. konusunda nasıl oluyor onu Hepsi aynı. aynı mantık. Güvensizlik ve yokluk zihni bize hala hakim. Bu kadar çokluğun içerisinde hala yokluk zihniyle yaşıyoruz aslında. Şimdi birkaç sizin zaten bildiğiniz ama bizim yeni yeni öğrendiğimiz bir mesele var. Tamam atalar işte kodlama falan filan. Bir de doğum hikayelerinin insan yaşamını etkilemesi ve bununla ilgili bütün tercihlerinin psikolojisinin belirleyici olması meselesi ama ben sizinle ilgili bir şey okuyunca orada bir durdum bu meselede. Siz diyorsunuz ki buraya nasıl geldiğimi ben de bilmiyorum. Sadece tasarlamıştım bunu sormayı. Kordon dolanmış sizin doğum sırasında. Sizin böyle bir hikayeniz var. Böyle Evet. mor doğmuşsunuz. Hatta işte sakat doğdu falan diye çok üzülmüşler. Evet, babanızın o yaşadığı, gerçi o da alt başlıkları olan çok güzel bir hikaye ama bunun şimdi psikolojide de var artık bu doğum hikayeleri. Ama sizde hani baktığınız zaman bu hayatınızda böyle bir negatif karşılığı olmadığını görüyoruz. Sizin İnşallah olmuştur. öyle Çünkü mi bakın diyorsunuz? mesela şu kordon dolanması çok yaşanan bir şey. Mesela, ama bu bir doğumda yaşanabilecek sayısız olumsuzluktan sadece bir tanesi. Göbek kordonu vücuda kafaya dolanıyor. Bazen çocuğun nefes almasını engelleyip ölümüne bile sebep olabiliyor. Yani bir riskli bir durum olabiliyor nadiren de olsa. Ama mesela o şekilde dünyaya gelmiş olmak bir kere başlangıçta size bir zorluk çıkarıyor. Daha önce seninle de sağda solda defalarca sohbetlerimizi Evet. anlatmaya çalıştığım bir şey var. Her şey yolunda gittiğinde gelişemeyen bir organizmayız biz. Sorunlar, kötü kodlar, uyumlu olmayan, hayatta sorun çıkaran öğrenilmişlikler ya da ezberler ya da rutinler. Bunlar hayatın ihtiyaçlarıyla karşılaştığında bir sürtünme yaratır, bir problem yaratır. Yani biz bir sorun yaşarız. Sağlık sorunu olabilir, psikolojik sorun olabilir, sosyal sorun olabilir, her şey olabilir. O sorunu yaşadığımız zaman bizim sorun çözücü, tabiatta hayatta kalmak için en üst düzeyde ayarlanmış sistem online olur, faaliyete geçer ve biz de bir gelişim süreci başlaması ihtimali ortaya çıkar. İhtimali ortaya çıkar. Bunun kuralları vardır. Mesela bir şey kötü olduğunda, kötü gittiğinde oturup şikayet edip böyle kafayı eğip hiçbir şey yapmadan depresyona girmek gelişim ihtimalini sıfırlar. Mesela motivasyon diye bir kelimeden bahsediyorum biz Evet. insanların hayatında. Nedir motivasyon? Şimdi insanlar çoğu zaman bir şey konuda heyecan duymayı motivasyon zannediyorlar ya da bir şey ilgilenmeyi motive oldukları lehinde görüyorlar. Halbuki İlgi oraya da çekilir, buraya da çekilir. Hiç sürekli bir şey değildir. Heyecan, engelle karşılaşana kadar hissedilen yüksek duygudur. Engelle karşılaştığında heyecan biter, geri dönersin. Ama motivasyon, engelle karşılaştığında ortaya çıkar. Eğer bir insanın bir hedefe motivasyonu varsa, engelle karşılaştığında ben bu hedefin, bu engeli nasıl aşabilirim? Sorduğu ilk sorudur yani. Motivasyonun tezahürü engeli aşma arzusunda ortaya çıkar. Dolayısıyla engel olmadan motivasyon olup olmadığını söyleyemezsin. İşte hayatın kendisi de, insanın gelişiminin kendisi de engeller çıktıkça onları aşma iradesini sağlayan mesela bir can motivasyonuyla donatılmışız. Can böyle bir şeydir. Can bir motivasyondur. O yüzden hastalığın, zorluğun, enfeksiyonun devamlı üstesinden gelerek onları aşarak gelişir. Hücreler bölünür büyür. Can bir motivasyonun adıdır. Mesela insan bir kişi olarak işte çocukken ayağa kalkmaya çalışır, düşer, zorluklar yaşar, işte yaralanır, eder. Ayakta durmayı bu zorluklar sayesinde öğrenir. Evrim tarihi milyonlarca yıldır canlılıkla çevresi arasındaki zorluklar mücadelesinden çıkmıştır. Yani canlılık sayısız çözüm alternatifi üretip bunların işe yarayanlarını bugün bize tevdi etmiştir mesela. Böyle bakınca hani
tabiattaki yaratılış kuralı diyelim buna, temel yaratılış kuralı gereği, ister atalardan gelsin, ister ailevi travmalardan olsun, ister fiziksel işte benim bana olduğu gibi doğumdan gelen bir müşkül olsun, bu müşküllerin tamamı bize aşılması gereken, hayatın devam etmesi, bu insanın gelişmesi için üstesinden gelmemiz gereken bir müşkül sunar. Müşkül geliştirici olduğu için de bizim gelişimimizin temelini oluşturur. Benim hep babamla sohbetini yapıp gülüyoruz. Benim çok konuşmamın sebebi muhtemelen babamın zamanında beni konuşturmamış olması. Şu anda onun esprisi aramızda dönüyor yani. Ulan sana da az eziyet etmedik ama şimdi istediğin kadar konuşuyorsun diye. Ve dün bana mesela o kadar çok konuşuyordum ki beni susturmak için demagog falan derdi bana. Şimdi mesela bu programın linkini muhtemelen arkadaşlarına gönderecek. Bak bizim oğlan konuşuyor falan filan diye. Yani bunu seviyorum. Mesela bu gelişim nasıl oluyor? Bir de tiz sesli olmanız meselesi var, hatırlıyorum. Var tabii canım, ilkokulda. O konuların sıkışmışlığı ileride gelişmeye sebep oluyor. Biz dikensiz gül bahçesi istiyoruz. Böyle her şey dertsiz olsun, tasasız olsun. Bu nevzuhur bir model. Böyle bir hayat yok. Mesela o yüzden diyelim bir erkek eşi selülitlenmeye başladığında soğuyabiliyor. Derisi kırıştı mı problem yapıyor. Tamam, şarkılarımız var. İşte derindeki çizgilerle, saçındaki beyazlarla falan. Da şarkılarda kaldı o iş. Yani bir surete, bir imaja tapmaya dönüşüyor işler. Niye? Müşkül istemiyoruz. Doğal süreçlerle ilgilenmiyoruz. Donuk imajlar var kafamızda. Ve mesela hep böyle dertsiz, bizim için çizilmiş, açılmış kariyer yollarından lay lay lom, işte hafta sonları efendim Boğaz'da yemeğimizi yiyerek geçtiğimiz günler hayal ediyoruz. Böyle bir hayat yok. Böyle bir başarı biyografisi, böyle bir hayat hikayesi yok. Böyle bir şey olmadığı gibi bizde de olmayacak. Doğum travması, atalardan gelen arıza, evrimsel hafıza, ne istersen söyle, bize müşkül çıkaran her şey bir davettir. Bak eksik, mesela o TED konuşmalarında orada burada felçli insanların, doğuştan problem yaşayan insanların hikayelerini böyle gözlerimiz yaşararak izliyoruz. Hatta işte mesela çocuğunda ölümcül bir rahatsızlık olan annenin 20 yıllık macerası ve arkasından kendini doğurduğu yeni insanı hayretle dinliyoruz. Mesela işte bir problem yaşadığı zaman etrafında o problemin kendisini nasıl geliştirdiğini anlatan insanlara bayılıyoruz. Ama diyoruz ki bize bunlar olmasın. Aman aman. Ya olacak. Hayatta bunların hepsi olacak. Bence işte bu fiziksel problemli kısımlar hayatımızdaki zihinsel ve ruhsal gelişimin nasıl diyelim eskizleri ya da misalleri. O misallere bakarak mesela kordon dolanmış bir çocuk olarak görünüyor muyum şimdi bilmiyorum ama belki de benim sağlığıma çok katkı yaptı. Belki de hani o zorluk benim bedenimi güçlendirdi bir şekilde. Bir şeylerle daha iyi belki mücadele ettim, bilmiyorum. Dolayısıyla o zorluk bana iyi geldi. Öldürmeyen güçlendirdi. Kabz olduğu için bast oldu. Hep büyüklerin söylediği gibi. Hayatta da böyle. Bugünkü sıkıntı, bugünkü darlık, bugünkü eksiklik, bugünkü kriz, yarınki büyümenin tarlası olabilir. Can gibi sebatlı olduğunda ama. Bak can sebatlı bir şeydir. Canlılık. Devamlı mesela hücrelerin tatil yapmaz, kalbin durmaz, beynin bu gece de çalışmayayım demez. Onlar mütemadiyen bizim kültürümüzde var ya, devamlı tesbih ederler. Hep yaparlar. Hep kendilerine verilen görevi hakkıyla yerine getirirler. Bir tek insanın o işte ben dediği varlık, yok abi ben yoruldum abi, bıktım bu hayattan da. Bunu bir tek biz diyebiliyoruz. Evet. Yani. Bu da işte kaderini insan kendi örüyor. Şu beyin böyle çalışmıyor ya da beyin böyle çalışıyor diye sizin notlarınız var ya, o yüzden soruyorum, beyin böyle mi çalışıyor? Şunun için de soruyorum, bazı disiplinlere göre regresyon ya da işte hipnoz çalışmalarına göre dönüp hikayeyi yeniden yazmanın iyi geldiğine ya da uyarıyı. Olabiliyor. Evet. O yüzden doğum travmasına döndürme çalışmaları var. Hatta şimdi malum video dizi platformunda. Bana da yaptılar bir kere. Öyle mi? Tabii tabii, çok eğlenceliydi. O doğum anını döndürdü mü? Doğum anı değil, benimki regresyonda. Eski yaşamlarla ilgili bir şeydi. Ha, hikayeyi değiştirme, yarayı onarma çalışması. Onarma gibi beyin bir şey değil ama sadece... Beyin öyle çalışıyor mu işte? Merak ettim. Bir arkadaş beni ikna etmek için, yani bak önceden hakikaten bir şeyler yaşamışız falan ikna etmek üzere çok ilginç bir seansa girmiştim. Tabii ki beni ikna edemedi çünkü tek açıklaması o değil o meselenden. Ben bir sürü görüngü gördüm, bir sürü şey yaşadım orada falan ama çoğu zaman bu tip mucizevi vaatleri olan teknikleri kullanan insanlar bilge şifacı olma mertebesinde olmadıkları için kullandığı teknikler fayda vermeyebiliyor, hatta bazen zarar verebiliyor.
Mesela bazı travmaların gizli olmasının, bilincin ona ulaşamamasının evet. sebebi vardır. Tam da merak ettiğim bu. Bizi korumak için onun üstünü böyle bir çamur tabakasıyla tabiri caizse kaplar. Onu bir mahzene kaldırır. Ama duygusal olarak sorun yaşadığımız her an o çamurun içinde de sarsa, paketlese de oradaki kötü anı bizi rahatsız etmeyi başarır. Yani hayatımızda yaşadığımız bir şey o eski kötü anıdaki örüntüleri içeriyorsa, ona benziyorsa bey der ki bundan uzak dur. Mesela bu tiplere yaklaşma, buralara gitme. Bizi onları yapmaktan alıkoymaya çalışır. Mesela travma çözümünde bu tip konuların tedavisinde bilinç oraya eriştirilir. O travmayla bir hemhal edilir insan. Onun için bir duyarsızlaşma, mesela EMDR gibi dediğimiz terapilerde bir duyarsızlaştırma süreci geçilir. Ve bir süre sonra insan artık o baş edemediği anıyla normal bir anı gibi hemhal olabilir. Ama bu bir değişim sürecidir. Şimdi bazen hipnoz gibi çok kuvvetli tekniklerde, işte bu regresyon vesaire gibi mevzularda ehil olmayan ve usta olmayan insanların elinde mağdur daha çok zarar görebiliyor. Yani bir travma mağdurunu o travmayla hazırlıksız olarak yüzleştirmek, onu ona tekrar yaşatmak her zaman iyi bir fikir olmayabilir. Ben televizyonlarda görüyorum, ben travma çözüyorum falan filan diyen insanlar var. Tehlikeli söylemler bunlar. Çünkü bakınız, zihinsel yani muhayyel düşünceyle, duyguyla ilgili bir travma yüzeye çıktığında insanı öldürebiliyor. Öldürebiliyor. İntihar ettirebiliyor insana. Yani kendini tehlikeye atmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu işlerin sorumluluğu çok fazla. Ehil şifacı olduktan sonra kullandığı yöntemin de çok bir önemi yok. Bakın, şifa, hep söyledim, sanatsal bir şeydir. Bilimsel bir şey değildir. Aslında da bizim kodlarımızda var biraz atalarımızdan. Tabii ki. Yani el vermeyle öğrenilir mesela. Diplomayla öğrenilmez. O yüzden doktorlardan şifacı olmaz. Doktorun hekim olması lazım şifacı olması için. Hikmetle kendine uygun metodolojiyi hastaya uygulayabilmesi, onu oradan çıkarabilmesi lazım. O yüzden el vererek, usta-çırak ilişkisiyle bir kültür içerisinde öğretilebilen ya da insanın kendinde keşfedebildiği bir hikaye olduğu için bugün bilimle, akademiyle zaptu raptu altına almaya çalışıp çok başarısız olduğumuz bir konudur şifa. Şifanın bu karakterine bakarak bir kere önce bu tip teknikleri, yöntemleri, hani bir insana faydalı olabilmesi için ilk emirde uygulayanın, yani rehberin ne kadar bilgi olduğunu test edecek bir yöntemimiz olması lazım. Ne kadar usta, ne kadar ehil. Yaşla başla hiç ilgisi yok bu işin. Biraz bilgeliği anlayabilmek için de bilgelik gerekiyor. İşin paradoksu bu. Azıcık böyle hayata karşı çözüm yüksek olmak gerekiyor. Bir insan şunu bilmeli. Bir uzmana gidip de hocam ben geldim artık sigara içmekten sıkıldım, bana sigarayı bıraktır dediğinde asla sigarayı bırakamaz. Ama bir insan bir uzmana gidip ben sigarayı bırakmaya karar verdim, bana yardımcı olur musun dediğinde kesinlikle bırakır. Bu ikisi arasındaki fark gibidir. İyileşme önce insanın istemesi gereken bir şeydir. Pasif olarak kimse kimseyi iyileştiremez. Biz tanrı değiliz. Ama bir insan karar verirse içinde üflenmiş ruhtan herhalde kendini iyileştirecek kadar ilahi bir güce de sahiptir. Ooo, müthiş. Tabii ki.